Merhabalar, kendi bir mutfak Seda ben. Bugün sizlere ev yapımı granola bar yapacağız. Çok kolay yapması, üstelik pişirme gerektirmiyor. Hadi mutfağa. Şimdi bugün sizlere granola bar yapacağız. Her zaman söylediğimiz gibi açıklamalarda bütün tarifin detaylı bilgisini bulabilirsiniz. Öncelikle yulafı, buğday rüşeğimini ve de şimdi koyacağım çok iyi ince ince kestiğim, bıçakla kestiğim kuru yemişi pişirme kağıdının üstünde şöyle bir yayıp 10 dakika kadar 170 derece fırında pişireceğim. Bu sadece böyle renk almaları ve hafif böyle o güzel tadı sahip olmaları için. Hemen onları atıyorum, diğer kalan kısmı hazırlıyorum. Fakat önemli bir şey var, asla geçirmemek gerekiyor süreyi. O yüzden mutlaka bakalık olacağım. Süreme baktım. Şimdi sırada ne var? Sırada hurmalar var. Hurmaların çekirdeklerini çıkardım ve de sıcak suda beklettim birazcık ki yumuşasınlar iyice diye. Çünkü hurmalardan güzel bir ezme elde etmek hedefim var. Onu kenara koyuyorum ve başlıyorum. Gördüğünüz gibi bir püre kıvamına geldi. Bu yulaf ve bütün malzemelerin bir araya gelip yapışmasını sağlayacak olan aslında şeylerimizden biri. Malzemelerimizden biri olarak bakabiliriz. Diğeri de bal olacak. Evet, hurma püremiz hazır. Ben şurayı bir toparlayayım. Yulafı bekleyelim, geri geliyorum. Evet, 10 dakika geçti. Ben mutfağı toparladım ve bu gördüğünüz gibi böyle hafif bir kahverengi renk aldı. Çok hafif ama ve güzel bir kokusu var. Şimdi onu çıkarıp... Ay, buraya değil. Şuraya geçiriyorum güzelce. Hurma karışımını koyuyorum. Hurma ezmesini pardon. Bal koyuyorum. Birazcık karıştıracağım. İyice yemesi için hepsinin birbirini. Evet, şimdi son olarak da kuru meyveyi koyuyorum. Siz burada dediğim gibi arzu ettiğiniz karışımı yapabilirsiniz. Hindistan cevizi rendesi koyabilirsiniz. Farklı kuru yemişler koyabilirsiniz. Farklı kuru meyveler koyabilirsiniz. Elma kurusu, çilek kurusu gibi çocuklarınızın sevdiği kuru meyveleri de koyabilirsiniz. Önemli olan evdekilerin nasıl, neden hoşlandıkları. Evet, bu karışımı şimdi güzelce bir tepsiye koydum. Bu fırına girmeyecek. O yüzden istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Evet. Çok güzel bir yöntem öğrendim. Şimdi bunu koyacağım üstüne. Sonra da ağır bir tenceremle şöyle güzelce bastıracağım. Oh! Evet. Gördüğünüz şekilde hazır. Şimdi ben bunu yaklaşık 25 dakika kadar derin dondurucuya koyacağım. Ondan sonra çıktıktan sonra güzelce istediğim şekilde parçalara keseceğim ve de çocuklara vereceğim. Şimdiden ellerinize sağlık. Lütfen beğenin, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve etrafınızda paylaşın. Sağlıklı beslenen çocuklar olsun, sağlıklı beslenme çantaları olsun. Hadi görüşürüz. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.